Florida eyaletinin ilk kadın fizik evet. profesörü. Gerçekten gururlanmamak mümkün değil. Şimdi teknoloji alanında çalışıyorsunuz. Enerji alanında, biyofizik alanında, yarı iletkenler üzerine. Ya o kadar çok bilimsel yayını var ki bütün markayı geçiririz. Zaten bilim kadını olarak başladım. Fizik profesörü olarak başladım. Bu arada şu anda biliniyor olmam Amerika çapında yahut dünya çapında. Haksız gördüğüm sosyal adalet olmayan her şeye de burnumu soktum. Şimdi onun bir başka özelliği de kadın cinsiyet merkezinin direktörlüğünü yapması. O da dünyada bir ilk. Neden bir ilk? Çünkü bir fizikçi yahut bir bilim insanı hiçbir zaman Women and Gender Studies'in direktörü olmaz. Beşeri ilimlerden olur, psikolojiden olur, sosyolojiden olur. Özellikle toplumsal olaylara ilgi duymanız, kadın erkek eşitliği ya da kadınlar için çalışmanız. Siz bütün bu başarı öyküsünde çektiniz mi bir kadın olarak? Yani başınıza bir şeyler geldi mi? Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. O derece. Öylece özetleyebilirim, evet. Bir mesela Amerika'ya gittiğinizde sizin için bir nickname çıkarmışlar değil mi? Bir şey söylemişler. İşte profesör olarak doktorum bitirdim. Doktora sonrası 3 sene çalışma yaptım. Sonra profesör olarak üniversitede başladım. Ve tabii yaşlı profesörler var şu bu. İlk senemde duydum ki arkamdan benim için physics bunny diyorlar. Ve sizle dün konuşurken siz içinizden onlara göstereceğim mi dediniz evet. diye bir soru sordunuz. Hiçbir zaman göstereceğim demem çünkü o benden lüzumsuz insanlara bir enerji koymam lazım. Görürsünüz dedim içimden. Ve de bir sene sonra duydu, hiçbir şey yapmadım. Bir sene sonra duydum ki arkamdan Dragon Lady diyorlar. Peki ama arası da yok. Yani bir taraftan Bunny diyorlar, öbür taraftan Dragon Lady. Yani bu gördüler. Arası yok yani değil mi? Yani kadın olmamıza da izin verilmiyor aslında değil mi? Yani kadın erkek ne farkı var? İnsanız. Mesela benim için kadın haklarında çok çalışıyor. Yani ben onu kadın haklarında çalışıyorum gibi görmüyorum. İnsan haklarında çalışıyorum. Kadın hakları insan haklarıdır. Peki Yeşim Hanım şöyle bunun bir şey. Evet dediğinize geleceğim şimdi. Evet, arası yok yani. Ya böyle bir işte ezik büzük bir kadın olacaksın ya da canavar olacaksın. Yani seni bir normal insan gibi bir yere koyamıyorlar. Öyle bir yer yapmamış adamlar diyeyim. Yeşim Hanım yaptığı çalışmalarda akademisyenlerle şartlarıyla ilgili çok fazla çalışma yapıyor. Konuşmaya başlasak hakikaten sabaha getiremeyiz. Müthiş şeyler yapıyor ama bu CV örneği çok önemli diye düşünüyorum Yeşim Hanım. Bir anlatalım mı onu? CV ve başka bir tane daha anlatacağım. Kadınlara karşı buna inanın inanmayın çok bilimsel çalışmalar var. Psikologların, sosyologların bu 1970'lerden beri gelen kadınlara karşı ön yargı var. Geliyorlar bana, ben bu konuda çok çalışıyorum şimdi, ön yargıyı yıkma ve herkesi eğitiyorum. Erkekleri bir odaya toplayıp, sizde ön yargı var, şöyle böyle ve artık iyi niyet yetmiyor. Ay ben çok iyi niyetliyim, benim iki kızım var, benim karım var, şuydu buydu. Hayır, bir şeyler yapmanız şart. Şimdi size eğer burada da bir inanmayan varsa birkaç tane, iki tane örnek vermek istiyorum. Bir kere New York'ta senfoni orkestralarına müzisyen alırken audition yapılıyor. %95 erkek alıyorlar. Kemancısıydı, piyanocusuydu, şuydu buydu. Sonra bir metot getiriyorlar, perde arkası audition. Ve yere hatta halı koyuyorlar. Çünkü kadın yürüyüşünden, topuklu ayakkabıdan anlaşılmasın diye blind audition. Yani perde arkası audition yapıldığı zaman %50 hayır ediliyor, insanı işe alıyorlar. Bu rezüme meselesi de CV, özgeçmiş. Aynı
birini özgeçmiş, birinin üstüne Ahmet yazıyorlar, birinin üstüne Ayşe diyelim. Ve bunu veriyorlar. Ahmet'inkini pek beğeniyorlar. Ayşe'ye aman işte olur ama mu da olmaz mı? Ama aynı CV değil aynı. Mi? İnanılır Ahmet'inki pek beğeniliyor. Aa bunu alalım bu çok iyi olur. Ve Yeşim Hanım diyor. Kadınlar da yapıyor bunu değil mi? Ha, İlginç olan. Bu verildiği eşit miktarda kadına erkeğe veriliyor yani. Kadınlar da aynı şekilde kadınlarda da var bu ön yargı. Peki süremizi güzel kullanalım. Çok az kaldı. Trump lütfen şeyini alalım. Trump'a da savaş açtı. Niye savaş açtı? Prezident değildi o zaman. 2014 yılı duydum ki FIU'da Trump'ın Miss Universe FIU ile ortak bizim üniversitede yapılıyor. Bunu duyar duymaz bir şeyler yapmam lazım dedim. Ortaya çıktım. İşte bu dedim kadınlara, kadın talebelerimize, herkese hakarettir dedim. Çünkü burası bir bilim yuvası ve biz burada işte üstünüzle, başınızla, bacağınızla başarılı olmayacaksınız. Siz çalışkanlığınızla, iyi insan olmakla başarılı olacaksınız diye ders öğretirken geliyorlar orada Miss Universe yapıyorlar. Miss World da değil yani dünya güzeli de değil. Kainat. Kainat güzeli. Neyse ben en önemli şey dostlarınızın size güvenen insanların olması lazım. Yani tek başına savaşamazsın. Bütün kadın öğretim üyelerini, profesörleri de arkama alarak, talebeleri de arkama alarak USA Today'den işte bütün gazeteler falan işte kadın profesörler Yeşim Darıcı liderliğinde Trump'ın Miss Universe'ını bu bir hakarettir. Olamaz böyle bir şey iptal edilsin diye çıktı ortaya diyorlar. İptal edilsin diye çıktım ortaya ama yani iptal edilmese de yaslara bürünmeyecektim. Çünkü hani neler yapılabileceğini biliyorum. Sonuç olarak iptal edilmedi tabii. Yapıldı ama FIU'nun hiçbir ortaklığı kalmadı. Evet. Sadece salon kiraladılar FIU'dan. FIU'nun amblemini indirttim ve bunun karşılığı olarak şantaj usulü birazcık rektörden çok kadınlar için hak aldım. Evet. Çünkü çıkacağım ortaya, konuşacağım, üniversitede rezil olacak. Rektörün liderliği de kötü olacak. Onun için her zaman hayatta engel, zorluk, kıtlığı yok. Bunları avantaja, fırsata çevirirseniz başarılı oluyorsunuz. Peki şimdi bir Emma Watson'ın bir lafını getireceğim. Çok laf var, oradan sonra Atatürk'ü de arkamıza alalım, son cümleyi vereceğim Yeşim Hanım'a. Me Too Movement oldu. Me Too Movement'ta böyle laflar edildi, bütün Amerika alkışladı. Ben de dedim ki çıktım, biz bu lafı 1923'te duyduk Atatürk'ten. Son bir cümlenizi alayım. Son cümlem hiçbir zaman lider olmak için uğraşmadım. Yaptığım eylemler sonucu lider oldum. Ve de hiçbir zaman değişimin bir parçası olmadım. Değiştirmek istediğim şeylerde değişim kendim oldu. Profesör Doktor Yeşim Darıcı.